Mert Elektronik kanalından tüm dostlara selamlar. Bugün sizlerle birlikte PowerMaster'ın PM6243 modeline kurulum yapacağız. Buradaki görmüş olduğunuz IP kamerada kurulumda aşama aşama gideceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada bugün kullanacağım Dockstation, PowerMaster'ın Dockstation'ı olacak. Dilerseniz hemen ekranınıza geçelim. Öncelikle belirtmem gereken birkaç şey var. 64 GB ve üstü hafıza kartı kullanacaksanız formatı kesinlikle exFAT olması gerekiyor hafıza kartının. Eğer ki 32 GB ve altını kullanacaksak eğer 32 GB ve altında FAT32 olarak biçimlendirmemiz gerekiyor dosya formatını. Hemen bilgisayarımıza geçelim ve formatı nasıl değiştirebiliriz onu görelim. Normal şartlarda sizin yapabileceğiniz işlemi hemen gösteriyorum. Masa üstüne geldiğinizde bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet sekmesine geleceğiz buradan. Yönete geldikten sonra sol tarafta görmüş olduğumuz disk yönetimi var. Disk yönetimine girip bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Fakat bunun yerine farklı bir işlem ben sağlayacağım. Bugün kullanacağımız program Minitool Partition Wizard. Ücretsiz bir yazılım. Açıklamaya da linkini ekliyorum programın. Programı açtıktan sonra hemen arayüz bizi karşılıyor. Dilerseniz hafıza kartımızı bir takalım ve kurulumumuza devam edelim. Dockstation'ımı bağlıyorum hafıza kartını. Bağladıktan sonra otomatik olarak algılıyor yazılımımız. Göreceğimiz üzere FAT32 olarak görüyoruz burada dosya birimini. Diskim üzerine sağ tıklıyorum. Delete All Partition'a basıyorum. Bu tüm bölümleri silecektir hafıza kartımızın üzerinde sağlıklı bir kurulum olması için. Bastıktan sonra emin miyiz diye bir soru işareti verdi. Evet diyorum. Diskimin sağ tarafında bulunan birime sağ tıklıyorum. Create. Yeni bir disk oluşturacağım burada. NTFS formatı olmayacak. Dediğim gibi 32 GB ve 6 ise hafıza kartınız FAT32 olması gerekiyor. 64 GB ve üstüyse eğer ki hafıza kartı exFAT olması gerekiyor. Buradaki dosya birimine dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru olmadığı takdirde maalesef ki kayıt almayacaktır kameramız. FAT32'yi seçiyorum. OK'ye bastıktan sonra sol tarafta bulunan uygula butonuna bastım. Evet diyorum gelen uyarıya. Şu anda hafıza kartı biçimlendirme işlemim tamam. Dockstation'ımdan çıkarttım. Şimdi kameramıza bağlayacağım. Bağladıktan sonra buradaki kameramız 5 volt adaptör ile çalışıyor. Normal standart bir telefon adaptörü de kullanabilirsiniz. Ya da dahili olarak üzerinde USB çıkışı olan priziniz varsa ona da bağlayabiliyorsunuz. Ben hemen bağlantısını yapıyorum prizime adaptörle. Bağladıktan sonra 30 saniye beklememiz gerekiyor. Bu 30 saniye bekleme sürecinde dilerseniz hemen telefonumuza geçelim ve hangi uygulamayı kullanacağımızı ve kurulumuna devam edelim. Telefonumuzu aldık. Hemen karşımızda adaptörü bağlamış olduğumuz kameramız da duruyor. Yükleyeceğimiz uygulama V380 Pro hem Apple Store hem de Play Store'da bulabilirsiniz rahatlıkla. Biz Android kullandığımızdan dolayı Play Store'a giriyorum. Arama alanına V380 Pro yazıyorum. Yazdıktan hemen sonra uygulamamı gördüm. Yükle butonuna basıyorum ve bekliyorum. Bunun yanı sıra kolaylıkla bulabilmeniz için açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim uygulamanın linkini. Ufak bir virüs taraması yapıyor. Bu arada şunu da belirteyim. Bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Normal mobil veri üzerinden yapmayın ilk kurulumu. Okudum, kabul ediyorum'a basıyorum. Uygulamamız geldi. Get started. Öncelikle bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kayıt oluşturma işlemi gayet basit. İlk önce bölgenizi seçiyorsunuz. E-postayı seçiyorsunuz. E-postaya ufak bir doğrulama kodu gönderiyor. Doğrulama kodunu girdikten sonra yeni bir şifre belirliyorsunuz. İleri dediğinizde kaydınız başarılı oluşturulmuş oluyor. Ben daha öncesinde bir kayıt oluşturmuştum. O yüzden direkt giriş yapa basacağım. Girişimizi yaptık. Dilerseniz hemen cihaz eklemeye başlayalım. Aşağı tarafta bulunan cihaz eklemek için gerekli izinler etkinleştirilemedi diye bir uyarı var. Bu uyarıya basıyorum ve gerekli tüm izinleri uygulamamıza veriyorum. Tümünün mavi tikli olduğundan emin olduktan sonra onaylamak butonuna basıyorum. Onayladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere uyarımız kalktı. Cihaz ekleyebilmek için sağ üstte bulunan artı butonuna basıyorum. Kamera ekleye basıyorum.
Şimdi otomatik olarak algıladı yukarıda. Fakat bazı durumlarda sıfırdan kurulum yaparken sorun yaşayabilirsiniz, gözükmeyebilir. Bu sebepten dolayı ilk başta kablosuz kamera olarak seçeneğime basıyorum. Bastıktan sonra AP erişim noktası bağlantısı seçeneğini seçmem gerekiyor. Çünkü bu kameramız AP erişim noktasından bağlanıyor uygulamamıza. Basıyorum. Bir Wi-Fi ağı seçmemiz gerekiyor. Bu Wi-Fi ağı bizim bağlı olmuş olduğumuz Wi-Fi ağı olacak. Hemen girişimi yapıyorum. Şifrenin doğru olduğundan emin olun. Aksi bir durumda düzgün bir kurulum olmayabilir. Burada AP noktasını bağlayın diye bir seçenek çıktı. Burada yapacağımız işlem kameramızın Wi-Fi'ne bağlanmak olacak. Butona basıyorum. Beni Wi-Fi sekmesine attı. Attıktan sonra şu an tarama yapıyor. MV5183 ile başlayan bir Wi-Fi'miz var. Bu Wi-Fi bizim kameramızın Wi-Fi'ı. İnternet erişiminin olmadığını söylüyor bize. Herhangi bir durumda uyarı verirse internet erişimi olmadığına devam et demeniz gerekiyor. Şu an verdiği internet bağlantısı sağlanamıyor diyor. Ama şu anda erişime devam etmek istiyor musunuz diye bir uyarı vermediğinden herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Uygulamamıza geri döndüm. Şu an cihaz bağlantımız yapılandırılıyor. Birkaç saniye bekliyoruz burada. Görmüş olduğunuz üzere bağlantı sağlandı. Şimdi bizden bir şifre istiyor kameranız için. Buradaki şifre cihaz arayüzüne bağlanırken kullanacağımız şifre olacak. Bir sonraki seferde sormayacak size ama yine de aklınızda bulunması gerekiyor şifrenin. Güvenli olan bir parola seçiyorum kendime şu an. Aynı parolayı alta da yazıyorum. Onayla butonuna bastım. Bekliyorum. Şu anda cihaz ekleme işlemi başarılı. Ufak bir takma adı veriyorum burada. Power Master yazıyorum. Cihaz adımızı Power Master olarak belirttik burada. Hemen cihazı görüntüle butonuna basıyorum. Şu an bağlantı sağlanıyor. Görmüş olduğunuz üzere kameramız ekranımızda görünüyor. Şimdi burada ters bir görüntü var karşımızda. Bunu düzeltebilmek için bir seçeneğimiz var. Sağ tarafta bulunan daha butonuna basıyorum. İnversiyon diye bir seçenek var. Bu seçeneğe bastığımda görmüş olduğunuz gibi direkt kameramız düzlendi. Şu an düz bir görüntü sağlayacaktır bizlere. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Geri çalma diye bir buton var burada. Geri çalma butonu hafıza kartı üzerindeki görüntüleri izleyebilmemiz için kullanılıyor. Şu an görüyorsunuz ki kayıtları burada erişebiliyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz. Eğer ki kayıtları indirmek isterseniz telefonunuza çok basit bir işlemi var onun da. Micro SD karta bastığında indir butonunu görüyoruz sağ altta. Bastığımızda dosya kullanımına izin ver diyorum. Arama yerine V380 Pro yazıyorum. Ekranda da şu an görebiliyorsunuz. Şu an kaydımız telefonumuza yükleniyor. İptal ettim ben. Devamında siz indirmek isterseniz eğer ki işleme devam ederek galeriye indirmesini sağlayabilirsiniz. Cihaz üzerinde diyelim ki içeriğindeki tüm kayıtları silmek istiyorsunuz. Burada ayarlar butonuna bastığınızda cihaz ayarlarımızı görebiliyoruz bu alanda. Alt tarafta bulunan kayıt ayarları sekmesine basarak hafıza kartımıza erişim yapabiliyoruz. Sürekli kayıt işaretini eğer ki seçerseniz bu seçenek hafıza kartı takılı olup sonrasında güç bağlantısı yapıldığında otomatik kayda giriyor. Eğer ki sürekli kaydı kapatırsanız sadece telefon üzerinden kaydı başlatabiliyorsunuz. İçerisindeki tüm kayıtları silmek istersek SD kartı biçimlendir seçeneğinden de içeriğini tamamen temizleyebiliyoruz. Kayıt alma sekmesine gelecek olursak eğer ki ana sayfaya döndüğümüzde kameramızı görebiliyoruz. Burada kayıt seçeneğini HD olarak ayarladım butondan ve hemen sonrasında alt tarafta bulunan kayıt butonuna basıyorum. Şu an kaydım alınıyor. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta saniyeler ilerliyor. Kayda tekrardan bastıktan sonra otomatik olarak galerimize kaydedilmiş oluyor videomuz. Geri gidelim. Uygulamamızın da ana sayfası aynen bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte Power Master'ın PM6243 IP kamerasını inceledik. Aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kurmamızı istediğinizde kameralar olursa
belirtmekten çekinmeyin. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.